Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Reklam aralarında telefonlarımızı kontrol ediyoruz. Mesajlar geliyor. Tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi kutluyorlar, tebrik ediyorlar, başarılar diliyorlar. Biz de kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada çiçekler geliyor. Bir baktık hepimizin odasında birer güzel demet çiçek. Kimden gelmiş biliyor musunuz? Bizim eski yarışmacımız Armağan Uzun'dan gelmiş. Armağan'la da bir teşekkür edelim teşekkür buradan. Teşekkür ederiz. Ne kadar kibar. Hep kibardır zaten Armağan hakikaten. Çok teşekkürler Armağan'cığım. Bu arada Ebru Gündeş'e de Tahran'dan telefonlar geliyormuş. Lütfen bize sevgilerini gönder, bize bir el salla diye biliyorsunuz Ebru Gündeş'in İran'da da çok büyük bir fanatik kitlesi var. Neler söyleyeceksiniz? Sadece Tahran ve İran'la kısıtlı kalan bir şey değil bu. Birçok yerde böyle. Ama böyle ulaştıkları için buradan kocaman öpücükler, sevgiler, selamlar yolluyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Sizler için çok güzel şovlar yapacağız. Sizleri seviyorum. Çok seviyorum hem de. Evet, tüm izleyicilerimize ve yurt dışından bizi izleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve müzik yolcularımıza devam ediyoruz. Bakalım Ayşe Egesoy şimdi kimin anonsunu yapacak? Yanımda Ersin var, aday numarası 105. Söz ve müzik Cengiz İmren. Makam Kürdi. Seni sevmekten başka neydi benim günahım? Alkışlıyoruz ve iyi şanslar diliyoruz. Tebrikler Ersin. Hemen yanıma alayım seni de. Bakalım jüri üyelerimiz ne düşünüyorlar? Ebru Hanım da başlıyor. Ersin. İlk başta sözlerde unutma oldu. Durma 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 git. Okunması gerekiyordu. Okumadın. Biraz kasmaya çalıştın. Ritimden kaçtın. Şarkı iyi bildiğim bir şarkıdır ve çok da sevdiğim bir şarkıdır. Onun dışında yumuşacık, çok lezzetliydi ama kusurlar vardı. İnşallah haftaya düzelir. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler İbrahim Hanım. Orhan Bey. Çok duygulu okuyor, çok iyi yorumcu. Orada bir şey merak ettim. Tek suçum aşk ederken o senkop o kadar uzun mu parçayı tam Hayır. bilmediğim için? Hayır. Tek diye o orada tek. Oradaki teki de ifade etmek adına tek bir senkop var orada evet. da. Ama yok şarkıda öyle geçmiyor. Tek suçuma, tek suçuma diye bilmiyorum şarkı ben, böyle. Ama, tek değil. Yani, ben de öyle dinledim. Hayır okunuş itibariyle, pardon sizi duyamadım hoca. Siz konuşmadınız mı? Ha, ben yanlış mı duydum? Şimdi bir ton verir misiniz? Tek suçuma aşık olmak, tek yani tek suçuma aşık olmak. Sanki daha bir oradaki tek, hani tabii bu bir şeydir gönül oradaki teki. Yani orada olan şuydu, ritimden dışarı çıkıldı da eserin yapısı mı öyleydi? O tek senkop fazla uzatıldığı için ritminin üzerinde değildik. Eser Hayır, öyle miydi yoksa onun okuduğu gibi mi? Normalde uzatabilir ama kendisi uzatıp hem de ritmin üstünde kalabilmeyi becermesi gerekiyor normalde. Hem uzatıp bu hem kalacak. Bu olması lazım ama öyle değildi okuduğunda da. Tek suçum aşık olmak. Doğrusu buydu. Evet. Fakat esas ama. Peki bir toparlayalım. Aynen şu var ki evet. Sesin çok güzel ve çok iyi yorumladın. Sadece bir kusur olsun bunlar düzelirdi. Onu belirtmek istedim sadece ama çok iyi yorumcusun aslında. Çok teşekkürler Orhan Bey. Başarılar. Düzgün okudu. Sağ olun Armağan. Siz de sahneye çıkıyor musunuz? 3-4 aylık bir deneyimim var, öyle sahne deneyimim var. Daha öncesinde pek bir sahne deneyimim yok. Çıkıyordum ama sahneye.
3-4 ay mı çıktınız yani? Ya toplama alırsak 3-4 ay. Nerelisiniz siz? Kocaeli, İzmitliyim. İzmitli. Bak ya. Neresin lan? Hemşerim. Biraz böyle bir bıçkın bir tarzı. Bıçkınlı. Bıçkın, evet. Bıçkın bir tarzınız var değil Kandıralıymış. Mi? Ben bir Efe gibi böyle. Kavgacı diye. Böyle yani. Kavgacı. Yok, genelde gibi. Sakinimdir öyle. Yok kafa, o kafa böyle duruşundan belli o. Ha, bizim mahallede de öyleydi gençler. Şş, böyle. Bir niye de öyle? Zaten sopa yutmuş gibi indi merdivenlerden böyle. Lök 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 öyle. Hani böyle biraz eğilip kırılman lazım ya, sahne öyle bir şey ya. Hani böyle. Haklısınız. Aklı mıyım? Bir dahaki hafta daha iyi olur inşallah. Daha bak mı? Benim bu izim Kandıra'da oldu. Neden? Kandıra'da duruşmadan dönüyordum. Karşıdan gelen bir araba bindirdi, ben ön camdan çıktım. Allah korumuş, Allah korumuş. Evet. Peki, bir de puanları alalım şimdi. Kaç veriyorsunuz? 8. 8 Armağan Çağlayan'dan. Bir kal durumu oldu. 8'den sonra. Benimki hazır. Kaç? 10. 10 Ebru Gündeş'ten. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, bıçkın. 10. Çok hafif problem vardı ama bu haftalık böyle. Bülent Hanım? 9. 9 Bülent Ersoy'da. Ben çalıştığı zaman onun çok iyi olacağını görüyorum. Öyle hissediyorum. Yoksa çok daha iyi puan veririm. Ben de 9 veriyorum ama sesi kendine has. Çok iyi yorumcu ve çok yumuşak. Daha sonraki günlerde çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah hocam. Çok duruşuna sağ olun. Baksana, çok teşekkür Allah. Ediyoruz. Bakalım toplam puanı Ersin'in kaçmış? İbrahim Tatlıses çıktı orada karşımıza. Acaba kaç puanı? O kadar yüksek bir puan ki hesaplayamıyor arkadaşlarımız. Ha peki. 36. 10, 9 verdiniz. 9. 78. 8. Evet. 36. 36 puan. Aday numaranı söyler misin Ersin? Safiye 105. Abla bak. Efendim? 105. 105 Ersin aday numarası eğer isterseniz... cep telefonlarınızda 105 yazıp 30.04'e gönderebilirsiniz. Ersin tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür.